Arkadaşlar herkese merhaba. Evde kullandığımız Simper fırınımız vardı. Geçenlerde bir anda alt ısıtmamaya başladı. Tabii önce bir telaş ettik. Fırın acaba gitti mi? Önce bir açtık içine baktım. Alt rezistansa elektrik geliyordu. Ama rezistans ısınmıyordu. İnternetten baktım hemen parçası. Parçası da uygun bir şey. 60 liraya buldum kargo dahil. Her şey içinde. Ben de siparişini verdim. Bugün de beraber fırınımızı nasıl sökeceğiz? Yaptığımız aşamaları sırayla anlatacağım. Bu Ankara Esteren fırınlarda fırınlara koyduğumuz yerlerde şu sağlı sollu vidalar vardır. Bunlara kurulum esnasında fırınlar geri gelmesin diye, tehlike olmasın diye bunları yandan vidalarlar. Sizinkilerde varsa makineye çekmeden önce bunları sökün derim arkadaşlar. Bunlardan 4 tane olur. 2 burada, 2 de burada olur. Benim şu üst tarafa takmamıştım ben geçen de. Şimdi bunu bu şekilde söküyoruz. İçindekiler az. Fırınımızı yavaşça sağlı sollu kaydırarak bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Bunun arkası çok fazla uzun değildir. Ön tarafa gelmeye başlarken şu şekilde yavaşça kurtarıp indirin bu şekilde. Emniyet için önce fişinizi çekin arkadaşlar. Bizim alt rezistans arızalı olduğu için bizim fırınımızı çevirmemiz gerekecek. İçindekileri alsana. İçini boşaltalım. Şimdi çevirdiğimiz zaman patır kütür sesler başlayınca ağrıtması. Fırınımızı yavaşça çevirelim. Çünkü bize en altı lazım. Hatta şöyle arka kısmı bize lazım olduğu için videoyu rahat çekebilmek için bu şekilde çevirelim. Makinemizin de bu tarafına doğal gaz borusunun olduğu yerden su yalıtımı iyi olmadığı için su buraya gelip bu kısmı biraz paslandırmış arkadaşlar. Bunların yalıtımına dikkat edin arkadaşlar. Alttaki sonuçta makine. Evet, gel bir tanem şöyle. Bunların şu üst tarafındaki vidalar, şunlar, bu yanlar, buradaki şunları önce bir bunları açalım arkadaşlar. Elinizde bir şarjlı matkap varsa yapacağınız işlemler daha hızlı. Yoksa da artık elinizde olan torna vidalarla, yıldız torna vidalarla sokarsınız. Evet aşkım. Burada yemek mi pişiriyoruz? Evet. Baba burada da var. Kaç aşkım? Arkada da vidalar var arkadaşlar. Şu iki tanesini önceden söküp takmamıştım ben. Onlar kalsın. Şu yerdeki vidalarımızı alalım. Şimdi bu kapağı sökmesi basit bir şey. Sağa sola esnetin. Bu tapak direkt kapak üst tarafa giydirme arkadaşlar. Bu şekilde çıkıyor kapağımız. Evet. Basit bir şekilde. Baba. Evet. Baba.
şunların bu yan taraftaki en arka kapağında vidaları var. Evet baba. Burada da var. Burada da kapağı var. Sen bana gösterdin. Nerede varmış başka? Hı. Onlar değil. Buradakiler. Arkayı da biraz esnetip açabilmemiz için biraz böyle esnetme payımız olması gerekiyor. Şimdi hanım biraz yanaş. Bu arkayı biraz çalışabilmek için bu şekilde açıyoruz. Bu üst taraftaki sargımızı rahatlatmamız gerekiyor. Şu telleri şöyle dışarı doğru yapın, kaçmasın aşağıya. Şu üstteki metalimizi alalım. Şu elyaflarımızı, şeylerimizi açalım, izojonlarımızı. Sıcağı fazla dışarı kaçırmaması için bu şekilde sargı yapmışlar arkadaşlar. Bakın o bu tarafta su aldı demiştim arkadaşlar. Şuraya gelen bayağı bir çürütmüş oraları. Şimdi matkabımızı nereye koyduk? Ya koydum baba. Şöyle şunu geriye doğru çekin arkadaşlar. Şöyle çevirin parçamızı. Bakın. Rezistansınız bu şekilde. Rahat bir şekilde çıkıyor. Mutlaka ve mutlaka prizi çekin. Prizi çekmezseniz gelen elektrik sizi bir güzel çarpar arkadaşlar. Beni de çekiyorum. Dur biz dur. Anne çeksin, sen bana yardım et gel. Al şu şarjlı matkabı sen. Heh, bekle şurada. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde çıkarttık. Şunu şurada koruyucu şeyleri biraz gevşeteyim. Bucakları çıkartın bu şekilde arkadaşlar. Bunlar giydirme arkadaşlar bu şekilde. Biraz zorlayacak ama bu şekilde. Turuncu sağda. Önce şunu alalım. Bu mavi kablomuz da solda. Yeşil zaten toprak biliyorsunuz. Evet. Şimdi sipariş verdiğimiz ürün de geldi. Bunu daha şu anda hiç açmadım. Açık gelmiyor. İnşallah doğru ürünü de göndermişlerdir. Bu bir şey mi? Evet. Ürünümüze de bir şey olmamıştır, gelen ürünümüze kartonuna sarmışlar. Gelen ürünümüz de bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Ölçüleri birebir oluyor arkadaşlar. Bu tişört. Bu tişört.
Bunun mesela arka girişlerinde çift şıcak yapmışlar. Bunlarda gelen de direkt düz tek koymuşlar. Anne bak bunu çıkartalım. Çekeyim. Anneciğim bir dakika. Var. Gel beraber çekelim. Çekeyim. Elini çek buradan. Elini çek. Tamam şuradan tut. Bunu getirip böyle güzelce yerine oturttun mu arkadaşlar? Vidalarla yerlerini sabitleyin. Evet, oturdu yerine. Bak burayı çekmemiz lazım. Matkap al kızım eline. Ne? Matkap al. Ne? Kızımıza pek rahat vermiyor ama şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Ne yapalım? Onlar, o da babasının yardımcısı. Ne? Seni diyorum. Bize yardım etmeye geldin ya. Teşekkür ederiz. Ver. Baba. Bir tane. Baba. Ne yapmışsın? Tamam. Şimdi bunu biz taktık. Ondan sonra şu toprağımızı koyalım ortaya. Burada takalım. Evet, caklar da güzel yerine oturuyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Bunu baba. Yapalım. Baba bitti değil mi? Bitti. Çok az kaldı. Burada da var mı? Evet. Şimdi bunu bu şekilde taktıktan sonra bir direkt şey yapmadan ben bir ufak bir deneme yapmak istiyorum. Alt restası çalışıyor mu diye. Şunu şöyle arkaya alalım. Kızımdan biraz uzaklaştırayım. Baba, baba. Ben de deneme açacağım. Evet. Buyurun sen bu tarafa gel kızım. Burada şimdi elektrik olacak. Burada durmak iyi değil. Gel sen şu sandalyeye otur. Sana babanın telefonunu ver şimdi dur. Meme yiyeceğim. Bu annene diyor. Öyle miydi? Sana biz video açalım. Sen videolarını izle. Şimdi arkadaşlar nerede kaldık? Fişimizi taktık. Şu anda rezistansınızı elleyebilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ama arkadaki kablo tesisatlarını ellemeyin. Şimdi makinemizin şu şekilde sadece alt gösterebiliyor musun? Sadece alt kısmına getirin. Isıtma yerine. Üst tarafı hiç açmayalım. Şuradaki düğmeye bassana ışık yanıp sönüyor. El işaretine. Şimdi şunu da bu şekilde açalım. 250'ye kadar alalım. Bir an önce ısınsın görelim. Şu anda biz çalıştırdık fırınımızı. Başka bir şey yapmaya gerek var mı? Hı. Çalıştırma esnasında. Baba, bu yetiyor baba, değil mi? Baba. Efendim ne yapıyorsun? Dur açayım. Şöyle biraz bekleyelim bir iki dakika. Bakalım rezistans hemen devreye girip ısınacak mı arkadaşlar? Isınırsa işlem tamamdır. Isınıyor. Isınıyor mu? Rezistansın farkındaysanız rengi değişmeye başladı. Oo. Yaktı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gözükmüyor. Yapılan işlemi. Gözükmüyor mu şöyle? Bakın o parmağımdaki yere bakın. Anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor mu? Yani bayağı bir sıcak. Rezistansımız tamam. Bu şimdi toplama aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Kapatalım fırınımızı. İşlem bu kadar. Bakalım tepsimiz ısınmış mı? Baba. Tepsi baba, de biraz ısık. Baba. Sıcak. Efendim. Baba, o şekilde durmaz. Şimdi biz bunu
tekrar söktüğümüz gibi montaj kısmına geçeceğiz. Bakalım tepsinin sıcaklığı zarar veriyor mu bize? Yok. Tepsinin sıcaklığı da bir zarar vermiyor. Fişini sök. Evet. Fişimizi sökelim de çarpılmayalım sonra. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Aslında biraz beklesek, soğuduğu zaman taksak daha güzel olur. Ama video bölünmesin diye. Bunun burada kızakları var. Evet, bunu bu şekilde ittirdiğimiz zaman bunu bu şekilde kapatacağız. Vidalarını toplayacağız. İşlem bitecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim sabrınızdan dolayı da. Burada kızımın yanındaydı. Beraber yaptık. Onun da eline sağlık değil mi kızım? Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.